İnatçı erkeği elime aldım. Göğüs kemiği böyle olmuş kuşum. Bir de sen ne bekliyorsun bu kuşta ya? Vurduğu zaman kırılmış kuşun göğüs kemiği. Nasıl dönecek? O farkında değil. 60-70 tane kuş var, bakmıyor. Neyse verdik yine son posta 4 tane yavru. Hatta bir dişi yoktu, geriye getirdim. Mat bir dişi istedi. 3 tane uçurdum. Bir tanesini polis emin aldım. Tam burada böyle 10 kuruş kadar badem vardı erkek. O bendekinin büyüğü, o büyüğü. Mükemmel dönüyor 15 metre. Yani büyük yuvarlak yapıyor. Polis emin istedi onu. Rahatsızlandık, güzeldi. Polis emine verdi, Allah rahmet eylesin. Kuşu o kaçırıyor. Söylemiyor da bunlara, kızarlar diye. Çünkü uçurma dediler kuşu. Şerif Ali'yle beraber gidip kuşu şeyde buluyorlar. Tavukçuluk yapıyormuş bir de o Gürçeşme yolunda falan, orada bir yerde. Orada buldular. 50 lira o zaman bu yavruyu geri aldı, erkek yavruyu. Kızıyorlardı. Bendeki büyü sonra kuş dönüşü buldu. Öyle bir ay falan uçtu. 4-5 metre 100 yuvarlak dönmeye başladı. Bir gün geliyor, bir pırıltı attım. 1 metre bağlandı, kuş attı kendini dönüştü. Dedim Allah Allah. Kaç senedir uçuruyorum yani, bir şey başıma gelmedi. Dedim bunda bir şey var yani, olmaması lazım. Olacak olsa o kadar zamandır göreceğiz. 10-15 tane uçurduk onlardan. Kuşu aldım böyle kulağıma, kuş hırlıyor. Balgam var. Tamam, senin derdin beni, bıraktım. Bir sürü yaşadım, kuş düzelmedi. 3 ay, 4 ay yerde. Sonra bir tane buza rahatsız oldu, sel oldu. Veteriner dedi, panteremisin şey, pirmamisin galiba. Yok ya, neydi bu? Kuvvetli bir antibiyotik nefes yolları için verdi. Penisilin kuvvetli bir ilaçtı. Al dedi, hala bunu buzaya gelir. Buzaya yap 4-5 gün. Onun da ağzına gittim, 4 damla damlattım o ilaçtan. Ertesi gün kuş ötmeye başladı, bak. O hasta kuş 3 aydır yerde sürünüyor. Oradaki geri aldılar, yavru bakıyor. Büyüyor, büyüyor. 3 gün verdim ben de 3 aydır, kuş düzeldi. Kuşa bir hafta 10 gün pırıltı atmadım. Kovalıyorum böyle ileriden, açıyorum kuşlara insin. Yani bozcandan falan değil, çarpacak. Döneklik vardı biliyorum kuşlarda. Neyse kuş alıştı. Başladı kuşu gene normal uçurma. İnan bir ay uçurdum. Gün aşırı kaldırıyorum. 2 günde bir, 3 günde bir. Hiç boş yok. Bir bağlanıyor 10-15 metre arası. Mükemmel yuvarlak. 2 tane misafir geldi. Biri genç çocuk, o zaman 20 yaşında Kemal Paşa'dan. Biri 35 yaşında var. Ala bir dediler, işim var. Bir tane güzel, en güzelden uçur. Bir tane özledik. Bir dönek görelim dedi. Kaçalım dedim, oturun. Hemen onu aldım. Boş yok ya. Çıkardım. Hadi oğlum, haklı. Aldım 2 tane kanatsız. Kümesler böyle açık ya baba. Bu tarafta da böyle 3 metre bir saç var. Ondurulmuyor yani, kuşlar kümeslerken kaçmasın diye. Bu tarafa. Kuşu kaldırdım, yükseldi bir metre geldi. Bir pırıltı attım. Kıp önüme dedim, Bismillahirrahmanirrahim. 30 gündür dönüyorum, bugün kendi kendime tanıyorum. Bugün ne oldu? Aldım kanatsızları, bir daha kovaladım. Gene yükseldi, geliyor. Attım kanatsızları. Geldi 2-3 metre bağlandı, geliyor. 10 metreye geç, kuşun pırıltı aldığı yer çok rahat, 30 metre var. 10 metreye geç dedim ben, bu da gitti. Biliyor muyum hırkını? O saça dam dum sopalan. Nereye vuruyorsun ya? Geldi oraya. Karşıya gittiğimiz yol da orası. Hayvanlara yem veriyor. Bir patlattı oraya, bir kalktı, ayakta öldü kuş. Allah cezanı versin sana gibi hayvan. O kadar dönek yani. Hatta o kuşu aldım. Paketledim. Akşam horoz dövüşleri vardı köprüde bizim. Kızdıracağım dedim onu. Kendi kendime. Şerif Han'ın arabanın arkasında masaya geliyorlar. Biz orada. Her gün içiyorlar. Geldim, ikisi de süt sattım ben falan. Tam 9'u geçti. İkisi de rüya gibi olmuş, geldim. Paket dedim, buyur birader. Ne bu dedim, al bak. Ya kardeşleri var dedi. Gel dedi, karşılancasını al. Almıyor mu lan dedim. Ben dedim yetişti, uçuruyorum yetiş, dönek oluyor dedim. İntihar komandosu oğlum dedim bunlar. Ne dedim bunlar böyle? Durdu hani birdenbire çıkma yapınca ona durdu. Sonra dayanamadım, sarıldım, başladı gülmeye. Dedi ya tamam dedim, bu Allah'tan günah. Dönek oluyor diyordum oğlum bunlar ya. Ben de yöne yapayım. Doğru söylüyor. Hakikaten mükemmel kuştu onlar. Baba. Hep o çakallardan gelen kuşlar. Onlar Besim Bey'in kuşları da var onların içinde. Şerif Ali ve Şerif Ali'nin kuşlarında Besim Bey'ler de var. Hani hep eski yılda bak, bu ovalar giriyor. Memlukalar bu kuşlara giriyor hepsine. Ama millete sor, benim. Ulan sen mi doğurdun? Benim de en çok kızdığım şey bu.
Ben bunu senden mi aldım? Dönüyor mu? Bu besin beyleri çok sahiplenenler var abi. Besin beyleri son zamanlar çok iyi çok iyi oldu. Nereye gitmişler bu besin abi, beyleri? Besin ya beyleri. Besin beyleri diyorum sana. Sonra bak bu dediğim adam o bir tane kaçtı anlatıyor. Vazgeçtim. Metin denen adam gidiyor. 2-3 tane selama bir uçurmuş. Dönmüşler Allah'a. Ben yokum. Ha, 10 kişi kalan var. Besin beyleri almıştı oraya. Bahçe 5-6 dönüm bahçe dişevirdi orası. Büyük. Onun kümesleri böyle, Selami'nin böyledi. Önünde bir boşluk var, şeyler vardı. Var ya parklarda şimdi bunları, onlardan. Metin Ulan'a diyordu Besim Bey'e, cam oku bir gözü arız oldu ya. Garajdan beraberiz, Ahmet'le. Hadi cam oku demiş, sarasam de. Bir kaçlayacak vardı oraya yaşında. Kuş süper dönüyor. Kuş bir de gününde kaldırıyor kuşu. Kuş bir kaçtı, bir vuruyor buraya çarşıya geliyor. Oradan gelirken bir pırıltı atmış Besim Bey, yanındakiler anlatıyor. Metin diyor bir nare attı, çarşıdan diyorlar duyulmuştur. Öyle dönmüş kuş. Önlerinde açılmış. Maşallah. Belki 25 metre. Mükemmel yuvarlak diyorlar. Çıkarken bak işte kuşlar da bahsettik. Daire de çok iyiymiş o kuşların değil mi? Güzel. Çıkarken daireden ve yanaşıyor Besim Bey ki selam o zaman 70 yaşında adam. Ama bu kuşlarda azetlik var. Herkes yapamaz. Besim Bey diyor bu kuşları buradan al. İş mi şimdi bu? Dönüyor diye mi kuşlar? Tabii. Ulan sen de iste biçim sana da versin. Senin bahçende duruyor bu adam. Ne hasetlik yapacağım ben? Benim kızdığım şey de bunlar yani. En kuşçunun zamanımızdaki en büyük eksikliği de bu bence. Bu tabii. Paylaşacaksın bunu. Paylaşamıyorsan yapamazsın. Sen bana gel. En güzel kuşum bu. Aa, onu vermem. Uçuyor dönüyor. Bir yavrusunu bir kardeşini veririm. Ama onu vermem. Çünkü onu ben uçurup döndürene kadar zaten 10 tane kuş kaybetmişim. O dönek olmuş bana... Gönlümü yapayım ben sana nasıl vereyim? Ali abi, yanımızdaki arkadaşlardan, abilerden istek var. Benim tek isteğim Ali abiden, meşhur bir şiiri var. Onu Ali abinin. Dönük güvercin ile ilgili mi? Hayır, güvercinle alakalı değil. Sosyal hayatla ilgili. Hayatla ilgili şiiri var, onu bir okusun ona. Ya ben burada olmaz o şiiri. Olur, olur. Olmaz diye bir şey. Olur, bizim röportajlarımızda hayat hikayelerimiz ya. Var, dostluklarımız var. Bütün paylaşımlarımız var Ali abi. Ama bu arkadaşlar da eklesin. Bizi kırmaz Ali abi okur. Ondan sonra gideceğiz zaten. Bir gün gelecek. Pencere önünde oturup da yolumu gözleyeceksin değil mi? Kapıdan içeri girdiğim an her şey unutulacak. Ve bir gün gelecek, saçlarımız ağaracak. O zaman bizim de ismimiz ihtiyar olacak. Oturup pencere önünde çocuklarımızın yolunu gözleyeceğiz. Yolunu gözleyeceğiz. İnan ki yaşayacağız yine saadet içinde. Ama eksik kaldı. Çoktan beri söylemiyoruz ya, şaşırdık. Oral işin gücün yok galiba şimdi. Yok Ali abi, benim hiç işin gücüm yok. Evet. Selahattin, sen de bu kadar çok dinledin Ali abi. Senin de merak ettiğin bir şey vardır. Sen de bir soru sormak ister misin Ali abiye? Yok anladı zaten ya. Dinledik. Yani hiç böyle kafanda bir soru işareti olan bir şey var mı eskiye dair ya da şimdi kuşlarla arada bağlanıyor? O kadar dinledin, şu soruyu da sormak istediğin bir şey yok mu? Yok benim. O da bana benziyor. Evras sordu zaten, Hakan da sordu. Ben de sordum. Ben sadece şunu soracağım bir daha Ali abi tekrardan merak ettim. Tamam. Şimdi bu paçalılar, o paçalı kuşlar, karşı dönüşlü paçalı kuşlar, onu kırdın, eşledin, çıkarttın, uçurdun. O çıkardığın uçan kuşları da tekrar eşleyip tekrar devamlı oldu mu o kuşların? Aynı devamlı geldi yani. Tabii, sen herhalde devam ettin. Hep devamlı. Peki dönüşlerinde herhangi bir... Yok. Hep aynı sistemleri, hep aynı. Peki güzel, bombe yaptılar mı? Yapanlar, bombesi de çıktı değil mi? Yapanlar vardı, hepsi yapmıyordu da bombeli dönen de vardı. Daha... Onlar ayrıldı mı kenara? Yok ya, hepsi uçuruyor. Evet, boldu evet. Kardeşim, şimdiki bir değil ki, o zaman dönek boldu. Çok. Bak ne diyorum sana, kuş 80 metre dönüyor, gözümde yok. Eksik diyorum bu. Şimdi de sana bir kuş 500 milyon lira alırlar. Öyle ya. Kuşu bu kadar görüyorum, yemin ediyorum sana bu kadar. Bak geliyor, pırıltı istemez zaten öyle bir kuş. Elimi uzatıyorum kuş şak, mermi gibi. Gelmiyor 10 metre, kuşu atıyorum. Ne kadar boşluk varsa geliyor kuş. Ama diyorum sana bu kadarcık. Bir göğsü başka hiçbir şey yok. Geliyor böyle 8-10 metre önünde çıkıyor. Hayatı boyunca da yemin ediyorum sana beni geçmiş değil. Oradan tak önümde kuş. O bir hakimiyettir. Tamam. Şimdi kuş geliyor dönüyor. Dolaşıyor. Eksik bana göre. Ha dönek döneğin kralı. Dönüyorsa güzel ama
Bazı yönleri eksik. Arabadan gidiyorsun düz, freni yok. Bazı durumlar, onu soracaktım işte abi. Şimdi bir kuşa, şimdi bir bozuk tabirimiz var ya bizim. Bozuk, bozuk, bozuk deyip geçiyoruz mesela. Bir bozuk kuşa, kuşta dönek bir kuşa, bir kuşa ne zaman bozuk diyebiliriz abi? Şimdi mesela ben şuna dikkat çekiyorum. Bazı kuşlar bir yavru uçuruyoruz. Zaman zaman hayvan dönüş arıyor, dönüş bulmaya çalışıyor. İşte hatalar yapabiliyor, işte kendini bulamıyor falan filan. Hemen bazı arkadaşlarım mesela takla attı bozuk, yan yattı bozuk, bilmem ne oldu. Kuşun kralıdır, bozuk bir değil. Kuşa, bir kuşa ne zaman bozuk diye. Mutlaka bir iki yavru bakacak, ondan sonra karar vereceksin. Değil mi? Mutlaka. Yani 8-9 aylık kuş dönmeye başlamış, dönüş arıyor. Ya 2 yaşında dönüyor kuş var. Şimdi yok da o zaman ben 2 yaşında dönüyor. Eksik diyebiliriz ama bozuk diyemeyiz o kuşlara. Öyle mi abi? Yani tam bozuk kuş ne bak, kuş geliyor dönüyor mu? Dönüşte başlıyor demelenme veya çıkarken böyle yapıyor. Bunu, bu hareketi yavruken de yapsa bozuk, yetişken de yapsa bozuk. Bak şimdi yaramaz diyebilirsin ama o kuş yavru baktıktan sonra değişebilir. Düzelir yani, düzelme ihtimali olur. İçinde yok, düzelir. Çünkü genç. Heyecanlı. Anladın mı? O değişebilir ha. Ama bir yavru iki yavru baktıktan sonra yapıyorsa bozuktur. Onun için ve size bir şey söyleyeyim daha. Bozuk kuş damızlığın kralı olur. Ama dönekse. En az da 25 metre dönüyorsa daire olarak çıkarken bozuyor, bozsun. O kuşu kendine uçurursan uçur, bana kadar uçurma, vur güzel kuşa, yavru al, gel bana istediğini söyle. İçinde dönelik olduğu için diyorsun. Tabii, taşıyamıyor artık, arada yapıyor. Bilmiyorum, bak, o Kalı İsmail'e gittik. Ağır geliyor. Dinliyor musun? Çok dönek vardı onunla. Ve ben son zaman kuşçuluk yapmıyordum, polis emin getirdi beni oraya. 5 tane kuş uçurdu, bana böyle yaptı. Çünkü bana dönek yok dedim biraz daha. Çiftlik yapmıştık, kuş yapacağız. Şimdi dönek mi var? Gidiyor düş mata dönüyor. Onlar dönek değil. Ben seni bir yere getireceğim dedi. Oraya gittik, oraya getirdi beni Allah var. 7-8 tane kuş vurdular. 15 metre dönüyor kuşlar. Döndü bana baktı. Mükemmel yani. Bir daha gittik. İsmail Okalı böyle bir kutu 26 tane mi? 27 tane yavru koydu uçacak. Çok kuş vardı. Polise baktım ben. Almam ona samimiyetim yok ki. Tamam dedi. Ya al dedi kuş, konuşma. Aldık kuşları getirdik, ovada uçuruyoruz. Onu. Bir ay valla uçtu kuşlar. Bir tane küçücük var böyle. Bu kadarcık. En önde geliyor. Arka sol topu kesikti o ya. Onlar o hep işaretlere bilsin diye şaşırmasın. Keserdi parmaklarını. Kuş gelirken bir yaptı böyle. Önümde açıldı. Çok daha sonra konuşması var ve son durak yuvarlak yaptı. Dedim Allah Allah ya. Tek almadan bu ne yani? Allah var. Neyse iki gün sonra gittik şeyin kahvesine, Kazım'ın. Hasta da Kazım abi öldü, rahmetli oldu. Onun kahvesi, Ekrem abi orada cızmız yapıyordu. Oturduk oraya. Bacanakla gidiyordum ya. Bir de içki de içiyorduk orada. Dedim Ekrem abi tamam geçin şöyle oturun, bir şeyler akı koydum. Okalı İsmail geldi. İsmail abi buyur. Ben içmiyorum dedi, bilmiyor mu? Dedim bana bak, beni günaha sokma. İçmediğini biliyoruz, hacca gittin gel ama bir şey yiyeceksen ye, yemezsen cehennem ol dedim, git kızdım. Sesi çıkmadı, oturdu. Merhaba gel Selim. Hoş geldiniz. Gel. Kuşçu bunlar. Gel buraya. Biliyorum, biliyorum. Neyse. Yedi bir şeyler dedim. İsmail amca kuşu yavrunun biri bugün böyle böyle yaptı. Hangisi? Ne işaret var? Dedim bir şey yok, çayları söyleyeceğim. Ya 13 kişi mi oturuyorduk? Ben de anlamam, söylemiyor. Çağırdı kahveciyi. Hepimize çay, kahve, kıyma, şey, herkese söyledi. Dedim arka sol topu kesik bir yavru. O dedi taklacılardan. İyi dedim taklacılardan. Neyse. Kuş yaşaldı, uçuruyorum. Geldiler, seyrettiler. Harika. Ki bir sürü dönek var. Neyse o taklacı erken kanadı tutuldu onda. Bana bir dedi dişiyi verir misin? Dedim vereyim İsmail abi. Hepsiniz, hepsini. Ben atla şey yapmam yani. Neyse dedim altında bu kadar yavru var, büyütsün yavruyu, vereyim tamam dedi. Geçmedi 4 gün, erkeği tuttu şeye sattı. Melemin'in testici Şükrü amcaya sattı. Sanki paraya ihtiyacım var, ona kızdım bak. 5000 liraya mı o zaman, sakat kuşa iyi paraya verdi yani. Ama kuş damızlık 10.000 lira da yapar, 20.000 lira yapar. Dönek. Dönek, Allah'a kadar dönek. 15-20 de dönüyor, mükemmel kuş. Neyse benim öyle geldiler gene. Bir hafta 10 gün sonra 3 araba birden geldi. Ekrame de var. Uçurduk 8-10 tane kuş. Güzel. Yavruyu en son attım. Bir pırıldı, önlerinde açıldı yavru dişi. İki araba çıktı. Orada dedim bekle sen bir dakika. Gittim aldım yavruyu. Koydum kutuya dedim. Ya madem diyor
Verecektim de söylemedin, erkeği satmayayım dedim. Bana bak. Beni karıştırma kimseler. Burada dedim 6-7 tane öldü, 20 tane kuşum var, hepsini al git buradan. Ama bana bir daha dedim. Sakın dedim böyle bir şey söyleme. Tık yok, oldu domat gibi kırmızı, aldı kuşu gitti. Tabii kuş kıymetli, eve getiriyor. Kanat kuyruk alıyor ama kuş küçücük. Hep böyle olur o. Minyon yapılır. Sökmüş kanadını kuyruğunu. O zaman bizim rahmetli polis buraya okul vardı. Aldı kendini orada. Haftanın 5 günü orada içki mişki içiyor. Gitmiş gene bir gün 7 tane vallahi emin anlatı. Kuş uçurttuk diyor birader. Hiç dönmeyen merhaba Osman'ım. Hiç dönmeyen dedi 15 metre birader mükemmel. Polis emin anlatıyor. Demiş şimdi rakıyı hak ettim İsmail abi, gitmiş yere demiş onu getireyim. Şu yavruyu demiş at. Ya demiş 7 tane dönen üstüne bana yavru atıyorsun sen İsmail abi. Ya sen demiş karışma at yavruyu. Attım diyor bana anlatıyor polis sonra. Attım diyor yavruyu. O da gitti almış bir ufak şey rakı bir şeyler gelmiş. Kuş daha uçuyor. Cepheden geliyor diyor böyle, o da koşarak geliyor. Bir attım diyor kuşlar önüne binada önümüzde açıldı. Nutkum tutuldu demiş ya bu hangi yavru böyle? Bu demiş uzun öndeki dişi yavru. Onun demiş Allah belasını versin böyle kuş verilir mi? Polis bağırıyor bana. Öyle kuş. Senin kuşsa senin. Ben hayatta tenezzül etmem. Olur mu öyle şey? Ali abi. Yani o zamana kadar dönekler çok iyi seyrettik. Ali abi. Kuşlar ne zaman dönmeye başlıyordu o zaman? Yani. Şimdi ırkına bağlı gene. Tamam. Benim. Kimisi. Erkenden dönen oluyor muydu yavrular? Erkenden yavrular dönen, dönüyor muydu? Yavru dönüyordu. Boğaz geçiyordu sonra. Eşten sonra dönüyordu bir daha. Kimisi de eşten sonra dönüyordu kızdığı zaman. O ırkına bağlı bir şey. Peki Ali abi hayatında böyle son durak ya hiçbir zaman unutamadığın, sabaha kadar seni uyutmayan bir dönüş. Yani tabii seyrettin de böyle sende en etki bırakan kuş hangisiydi? İşte demin anlattığım bir şey, benim evimde protta atı yaptım. Ölen kuş, paket kağıda sarıp götürdüğün kuş mu? Hayır. O da çok güzeldi. Benim evimde ustamın palmaska dişi adım ya. Benim evimin üstünde pırıltı attı, duvarın üstünde açıldı böyle, tutuldu kanadı sonra. Gitmiş parçasını almış gelmiş Şahin'den. Ha, o kuş da öyledi, o son uçurdu, o son o kuşları çıkardı. Tamam, o kuş öyledi. Gene bir kaşlı erkek vardı. 25-30 metreden önde. Bir de o kuşların ırkı, dişiler her zaman dönüyor. Döndüğü 8-10 metre. Altında yavru dikene girdiği zaman mesafeyi 3'e katlıyordu arkadaş. Özellik olarak. Özellik olarak bu kuşta da vardı. Çok güzel kuşlar seyretmişsiniz. Ayağını şöyle koyduğu zaman kuş bu tozluk burada kalıyorsa var ona da içerideki buraya iniyordu. Hepsinde bu vardı. Fiziksel özellik olarak. Aa, bir de genelde fıstıklıydı. Kiminde 3 tane fıstık vardı. Bak böyle çift bir de burada vardı. Ben bunu onlarda gördüm. Hani fıstıklı kuş bakmam. Bunların ataları fıstıklı. Ataları. Ama bilene. Evet. Bilmeyen bilmez. Bu da önemli bir bilgi olarak kayıtlara geçiyor şu an. Fıstıklı, fıstıksız kuş ben ayrımı. Benim o kuşlarda fıstıklıdırlar ve... Eski kuşlarda fıstık öyle, olduğunu söylüyor Ali abi. Dönüşler dönek güvercinlerde, özellikle abi, dönek meziyetlere sahip kuşlarda benim fıstık olduğunu söylüyor. Bak yaşım 10-12'dir. O kuşlar buraya 10 sene, 20 sene evvel de gelmiştir. Demek ataları onlar kuşlar. Uçmadan dönüyor kuş. Katıksız. Evet, son olarak Ali abi. Gençlere ne söylemek istersin mesaj olarak? Röportajımızı gençlere, burada son veriyoruz. Burada gençlere ne söyleyeyim? Beslediği kuşların bize ırkını bilecek. İmkan olduğu kadar sabırlı olacak. Ve kuşu, dönek kuşu çok sıkıştırmayacak. Fazla uçurmayacak. Kuşu çok uçurursa, hani bir laf vardı babalık ömedim. Hadi söylemeyeyim şimdi buradan. Öyle iyi diyorsun, çok yıkarsan sıçırdan olur. Anlar mı? Dönek de çok uçurursam, onu da yaramaz. Ya vazgeçer ya da arzı. Hevesini kırmamak lazım hayvanın. Çok teşekkür ya, ederiz bir şey değil, Ali abi. Bir şey yüreğine sağlık. Bu bir tecrübelerini, şey bu bilgilerini, sevdanı, dönek sevdasını bizlerle paylaştığın için bütün dönek güvercin camiası olarak teşekkür ediyoruz. Ben de onlara teşekkür ederim. Allah daha çok ömür versin sana. Allah daha güzel kuşlar seyretmeyi, beslemeyi nasip etsin. Dediğim gibi sabırlı olacaklar ve kuşa değer verecekler. Değer yani. Kuş adamın evladı gibidir. Onu neden seviyorsun? Bu yaşa gelmişim ben orada gidiyorum her gün 200 saatim onlar. Kuş olamadım zaten. Ya uçursam dönek olsa daha başka olacak şimdi. Gerçeği konuşalım. Evet. Adamı duyuyorum sopa vuruyor. Ne çocuğuna sopa öldürür müsün? Buna da vurmayacaksın.
Huysuzluk, çok huysuzluk yapıyor. Kes kanadını, orada dursun. Ama bazıları da dövdükçe daha iyi oluyor galiba. Yani. Yanlış iş. Yanlış iş. Ben hayatım mı? Ben gençte ben de vuruyordum. Babam beni çok dövmüş. Ben genelde kavgayı kırardım. Babam tamam küçükken mı? Çok dövmüş beni. Ondan mı acaba abi? Sen belli zaten. Çok fazla dayak yemişsin Emrah. Kavgayı kırardım böyle, tamam mı? Genelde vururken bir şey olmasın diye. Ben de vurdum. Yalan yok. Ama öyle öldürmedik. Allah Allah. Günah. Teşekkürler. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Ali abi. Ben teşekkür, teşekkür ederiz. Çaylar için, her şey için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var olun abi. Siz de sağ olun. Siz de var olun.